Fenerbahçe maçında da aynı şekilde ilk 45 dakika müthiş zevk aldık. Evet. Değil mi? Ben zevk aldım. Keyifli ya. Ben gerçekten ilk 45 dakikada gerçekten oyun vardı, futbol vardı, mücadele vardı. Yani bütün hepsi vardı. Hakem konuşulduğu bir maç değildi. Olmadı. Ya gerçekten. Ki, umarım öyle bir derdi. Yani olur. E, bence de böyle yapabiliyormuşuz olursa, demek ki. ya? Yani. Yapabiliyoruz aslında. Evet. Biz bunları işte biz buna kafayı yorsak yaparız aslında. Futbola odaklanıp. Evet. Futbola kurtulalım. odaklanıp işte dışarıdaki etkenlerden biraz kendimizi kurtarabilirsek. İşte o onu demiş, bu onu demiş, taraftar şöyleymiş, bilmem neymiş falan filan. Değil ya kardeşim. Biz kendi işimize bakacağız. Top yani, oynayacağız. Maalesef. Deminki sorun biraz yarım kaldı. Biraz hı. konudan konuya geçtik. Evet. Sence bu birinci sistemi olmaya doğru, bi, sistem doğru gider mi? Birinci sistem olmaya doğru gider mi? Valla ben ben beğendim. Bir 45 hı hı. dakika olarak beğendim. Yani hı hı. şimdi ama şöyle. Karşındaki oyuncu grubuna bakacaksın. Hı hı. Yani Eğer bir oyuncuyu değerlendireceksen karşındaki oyuncunun işte hücumsa defansına bakacaksın. Hı. Bu adamın defansı nasıl? İyi mi? Yani defansı iyi geçiyor gidiyor falan filan ama karşısındaki çok amatör bir oyuncu. Yani ilk defa mensele oynayan bir oyuncu. Bunu öldürdü, geçti, gitti, attı golünü falan filan 2-3 yaptı. Hı hı. Ama bu oyuncunun değerlendireceğim maç bu değil. Galatasaray'da değerlendirecek maç bu maç değil bana göre. Yani Anladım. e, Elfsborg maçı değil. Hı hı. Bu üçlü çift santrafor, üçlü defansın %100 çift yüz oldu mu veya olmadı mı demek yani, için. Yani aynen. Bana göre bu maç değil. Yani bu maç bence e, ha hangi maç olabilir? E, Tottenham maçı olabilir. Eğer ki böyle bir şey olursa gerçekten Tottenham'da da bu iş tutarsa hı hı. bundan sonra ben bu sistemi oynarım. Ama bunu oynayabilecek misin Tottenham'da? Yani evet. oynayabilirsin. Neden? 3 e, Belki Beş, Mertens'i iki. değiştirerek oynayabilirsin. yani Mertensi, Mesela Mertens dememiz sebebi Aynen. De fiziksel olarak daha zayıf bir oyuncu olması. Mertens'i e, oraya orta sahaya... Niye Mertens'i de kullanabilirsin orta sahada? Yani, yani üç, daha üç, çok yani koşacak. 3-4-1-2 çok... değil de yani orada Kerem Demirbay'ı da kullanabilirsin. Yani mesela ben Tottenham maçında e, Sara'nın biraz daha Mertens'in yerinde olup Kerem, Toreira, Sara'nın mesela. Ama işte Kerem de uzun süreden beri oynamıyor. O şimdi oyuna tabii. girdiğinde de çok böyle e, aman aman bir iş yapmadı Kerem mesela. Bir sarı kart gördü. işte ikili mücadelelerde İster ister az, geçen gelen, yıl ana plandaki bir oyuncuyken bu yıl yedek, yedek bir oyuncuya dönmesi Tabii ki önemli. Yani şimdi e, gelen transferler transferlerin iyi olması işte Saran'ın ilk geldiğinde hani ben de, benim de kafamda Kerem Demirbay'dan daha önde mi değil mi diye bir düşüncem vardı. Şimdi Sarı oyunu oynaya, oynaya kendine gelmeye başladı. Evet. Arap Aslar, mükemmel mücadele kapmış olduğu toplar, defansa yardımı, hücumdaki aksiyonları. Evet. Yani ama Kerem Demirbay'ın e, hep şeyde kalması, geride kalması, kulübeden çıkıp hı hı. oyuna girmek öyle kolay değildir. Değil. Her, her, hafta e, etkiler. Onun için benim de hep düşündüğüm orta sahada bir Kerem Demirbay vardı. Geçen seneyi düşünerek. Ama şu anda yok. Evet. Dediğim gibi bakalım Galatasaray 3-4-1-2 ile ne kadar devam edecek? Hangi maçlarda bunu deneyecek? Bu arada şeyi de söyleyeceğim. Rıdvan Hoca gerçekten bu düzeninde oynanabileceğini söylediği düzenlerden ya, Ben Ben biriydi. oynarım bu düzenle. Oyn ama Evet. işte dediğim gibi şu kanattaki iki oyuncunun ve merkezdeki şu merkez dediğimiz şu orta ee, şey hı hı. Buranın sağlam olması lazım. Evet. Yani burada sağlam kim var? Torreira var. Saranın yerinde daha böyle defansif 6 8 oynayabilecek daha güçlü, kuvvetli Berkan tipi, Berkan tipi. Bu hani pozisyon itibariyle. Yani ber Berkan tipi demeyelim de. Pozisyon itibariyle. Yani pozisyon itibariyle. <laughs> yani Berkan tipi değil de. Tabii. E kim gibi Beşiktaşlı e -son. Gerson Fernandez gibi bir oyuncu mesela. Gerson Fernandez gibi bir oyuncu olsa bu sistem oynarım. şurada orta sahada. Mertens'i yere... öne atıyorsun değil mi? Ha? Sarayı, Sarayı öne atıyorum. Toran şey Mertens'in önüne atıyorum. Yani bu, bu 6 8 e <laughs> oynayacak dayanıklılığı, gücü, kuvveti iyi olan bir oyuncu. Sara biraz e, şey e, pozisyon bilgisi iyi. Pozisyon bilgisiyle zaten bu dönen topları, ikinci topları işte çok topluyor. Çok topluyor ama de kaldığında, süratlendiğinde süratli bir ekebe karşı çok fazla istikrarlı olamaz. Yani 40 metre, 50 metre kovalaması beklenemez. Yani box to box bir oyuncu aynen, değil zaten. Aynen öyle. Onun için yani Gerson Fernandez gibi bir oyuncu olsa bu sistemi oynarım burada. Düzenli bir şekilde. Düzenli oynarım. bir şekilde oynarım. Tabii buradaki kanat oyuncuların da işte dediğim gibi Yunus ve Barış Alper'in de bu işe katkıları çok fazla olması lazım. yani Defansif anlamda. Bugün Yunus yani, o görevi fazlasıyla yaptı. Yunus, Öyle bir oyuncu olmamasına rağmen. O olmamasına rağmen Barış Alper'de bugün biraz eksik vardı. İşte yediğimiz golde, ilk golde yediğimiz golde vardı eksiklik. Onun dışında Barış Alper'in dediğim gibi çok e, ikili mücadeleye girmesi bu gidiş gelişlerin en azından 4-5 tanesini, 6 tanesini falan yiyor yani. <laughs> Rakiple girmiş olduğu ikili mücadele e, şey bu 6, 5 6 tane pozisyonunu yiyor. Onun için bunlara girmeden aslında daha sağlıklı oynayabilir bana göre. Hı hı. Şunu da söyleyelim. Bugün e, tabii Manchester United'ta e, az önce galiba geldi, çıkış yapıyorlar havalimanından. Erik ten Hag normalde 9'da bir basın toplantısı düzenleyecekti. Herhalde uçakta biraz röter olduğu hı. için o biraz sarkıyor. Onu da canlı ekranlara getireceğiz. Manchester United'ın tartışılan teknik direktörü. O da İngiltere'de sabır bayağı uzun gösteriliyor. E, <laughs> Yani Olur bayağı ya. başarısız gidiyorlar ama Erik Tanak'la. Yani Erik Tanak Türkiye'de, Türkiye'de ilçansız, olsa imkansız. yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta olsa. Bu yılı bırak bir buçuk yıl önce falan kovulmuştu. Yani olmuştu. E, bu kadar e, bütçeli bir e, takımın yani e, bu kadar kötü futbol oynaması. Gerçekten. Ben e, anlayamadım yani. Ya i̇nanılmaz sıran sonra Alex Ferguson'a yani. bile kulübe girmesini yasaklamışlar mesela şu Evet. Araya. Soyunma odasına pardon çok kulübe değil. Soyunma odasına. Öyle mi? Ben onu saklamış. kaçırdım. Aynen. Şey yapıyor diye mi? Yani Olumsuz aynen. Artık mi? bundan sonra soyunma odasına girmek yasakmış Ale Kefarguson'a. Yapılacak en büyük hakaret. <laughs>